Evet, söylediğimiz seviyelere adım adım gidilmeye devam ediliyor. Dolarda hafif bir geri çekilme oldu. Altın hızlı bir şekilde yükselişini devam ettirdi bugün. Hatta ons 1620 seviyesini de aşmış durumda. Büyük ihtimalle 1700 dolar seviyesi bir kez daha denenecek. 1700 doların üzerinde durulması durumundaysa özellikle Fed'in bu bol para politikasıyla birlikte, hatta Fed'in yanı sıra dünyanın önemli merkez bankalarının bol para politikası açıklamalarıyla birlikte büyük ihtimalle altın yükselişini devam ettirecek. 1860 ardından 2000-2500 aralığındaki bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Tabi bu adım adım gerçekleşecek. Zaman zaman geri çekilmeler göreceğiz. Ama bazı noktaları sağlam taban haline getirdiği an itibariyle yukarıya doğru sıçramaları da hızlı olacak. 1480'de sizlere söylemiş burayı bir taban haline getirdi. Buradan yukarıya doğru bir sıçrama yapacak. İlk etapta 1660 dolar seviyesini göreceğiz. Ardından da 1700'ün üzerine kendisini atacak muhtemelen demiştik. Ve nitekim altın hızlı bir şekilde yükselişini gerçekleştirdi. Tabii yüksek kuru da aynı anda yakalamasıyla birlikte altın yatırımcısı, özellikle gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın, tam altın yatırımcısı aynı zamanda yüksek kur seviyesini yakalamasıyla birlikte bir anda 335, 336 hatta 337 lira seviyelerini gördü gram altın fiyatında. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Asıl soru bu. Valla görünen o ki yükseliş devam edecek. Tabi dolarda hafif bir geri çekilme var. Bu da çok normal. Özellikle biliyorsunuz altın hızlı yükseliş kaydettiği zaman dolarda hafif geri çekilmeler oluyor. Bazen aslında çok daha sert geri çekilmeler yaşanıyor ama bu dönemde bana kalırsa altın ve dolar eş güdümlü hareket edecek. Bakmayın bugün 6.44-6.45 seviyelerine kadar geri çekildi ama yarından itibaren tekrar biz 6.60-6.65 seviyelerini göreceğiz ve büyük ihtimalle 6.80 doğru giden bir dolar kuruyla da karşı karşıya kalacağız sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Tabi burada kritik mesele şu. Özellikle dolar yatırımcılarına şunu söylemek istiyorum. Sakin olun arkadaşlar. Merak etmeyin, öyle dramatik bir düşüş falan yaşanmayacak dolarda. Yükseliş devam edecek. Sadece bir miktar geri çekilme yaşandı. Bunu daha önceki videolarımda da defalarca sizlerle paylaşmıştım. Sürekli bir yükseliş bekliyorsanız yanılırsınız demiştim. Zaman zaman geri çekilmeler olacak ama bu geri çekilmeler düşüş trendi anlamına mı geliyor yoksa yükseliş öncesinde bir geri çekilme olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Ona iyi bakmak gerekiyor diye ısrarla sizlere söylemiştim biliyorsunuz. Ve nitekim dolar da 6.60 seviyesini gördü. Şaka maka değil, bir anda 6.30'lardan 6.60'lara yükselen bir dolar kuruyla karşı karşıyaydık. Ve doğal olarak da bir miktar geri çekilmesi normal karşılanmalı. Diğer taraftan dünyada da dolar endeksine olan talebin birazcık azalması, özellikle Fed'in bol para politikası ile ilgili açıklamasından sonra dolar endeksinin bir miktar gevşemesi, borsaların yukarıya doğru hızlı hareketleri de dolardaki bu hafif geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Bakın hafif geri çekilme diyorum. Normal koşullar içerisinde Fed bu kadar yoğun bir para akışı sağlayacağını bundan 2 sene önce söylemiş olsaydı şu anda dolar kuru 5.70'ler seviyesine çoktan gelmişti. Dramatik düşüşler yaşanmıştı ve borsalarda arka arkaya yükselişler görmeye devam ediyorduk. Altının onsu da çok sert bir şekilde yukarıya gidiyordu. Altının onsu yukarıya gitmeye başladı. Neden yukarıya gitmeye başladı? Çünkü borsalar da yukarıya doğru çekiliyor. Ve bu arada altının karlılığı, altının dip seviyeleri de çok net bir şekilde görülüyor. Bazı arkadaşlar doların ve altının çok hızlı bir şekilde geriye çekileceğini, düşeceğini söylüyorlar size. Neye dayandırıyorlar, hangi temel nedenle bunu söylüyorlar çok anlamış değilim. Çünkü evet, teknik olarak bakıldığı zaman bir takım seviyeler önemli. O seviyelerin kırılamaması çok sert geri çekilmeleri işaret edebilir. Kabul ediyorum. Ama bu dönemde teknik sebeplerin çok da geçerli olmadığı ortada arkadaşlar. Ve dolardaki her artış, yani piyasaya her dolar girişi doların dramatik düşüşlerini değil, aksine doların yükselişini beraberinde getirecek. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş olan ülkeler, yani aklınıza gelecek tüm ülkelerde dolara olan talep artacak. Dolar kendi ana vatanına dönmeye devam edecek. Çünkü güvenli liman. Dolar dışında şu anda çok güvenli bir liman göremiyoruz. Kripto paralarda çok ciddi dalgalanmalar var. Diğer enstrümanlarda, metallerde çok ciddi dalgalanmalar var. Borsalarda çok ciddi dalgalanmalar
dalgalanmalar var. Altında çok ciddi dalgalanmalar var. Bakmayın, bu dönemde yine en stabil giden enstrüman olarak dolar karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan şunu da unutmayın. Bu bol para politikası altın üzerindeki baskıyı daha da arttıracak. Yani altına olan talebi daha da arttıracak. Doğal olarak altının yükselişi önümüzdeki süreçte de devam edecek. Şimdi burada kritik 3 cümleyi kullanalım. Dolar yatırımcısı, sakın ha sakın panik yapmayın. Sakin olmaya devam edin. 6.80'e doğru giden bir dolar kuru var. Zaman zaman geri çekilmeleri olsa da bu yükseliş devam edecek arkadaşlar. Çünkü koşullar onu gerektiriyor. 1. Altın yatırımcısı, rahat olun. Çünkü altın da yükselmeye devam edecek. Ya tamam, yeterince yükseldi, tekrar geri dönüş olacak falan diye şimdilik düşünmeyin. Ne zaman düşünebilirsiniz bunu? 1660'ın üzerine çıktığında, 1660'ın üstünde tutunmayı başaramazsa, bir iki defa geri gelirse, evet o zaman altın bir kez daha 1580 seviyesine kadar geri çekilebilir. Hatta 1550'lerin altını bile görebilir. Teknik olarak konuşuyorum. Ama sonuç itibariyle altına olan bu talep devam ettiği sürece altındaki yükseliş devam edecektir. Hele ki 1660'ın üzerinde tutunmayı başarırsa, birkaç gün içerisinde hacimli yükseliş devam eder, kendisini 1700'ün üzerine atarsa, bence bu kez 1700'ün üzerinde kalmayı başaracak ve 1700'ün üzerinde kaldığı an itibariyle de ilk hedefi 1860 dolar olacak. Yani daha önce denediği zirveyi bu kez zorlayacak ve bir rekor denemesi yapmaya çalışacak. 1860'ı kırmak kolay mı? Çok kolay değil. Ama kırarsa arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde 2000-2500 dolar aralığında bir altın ons değeri görebiliriz. Hiç ama hiç şaşırmayın. Peki 1660'a giderse ne olur? 1660 dolara giden bir altın ons değeri. Bana göre maksimum doların geri çekilmesi de 6.40 seviyesine kadar olacaktır. Diyelim ki olağanüstü bir durum oldu, 6.35'e kadar olacaktır. 6.35'e geri çekilse bile 1660 dolar seviyesine giden bir altın ons değeri bir anda Türkiye'deki gram altını 340-350 aralığına yerleştirir arkadaşlar. Hele ki altın 1660 doların üzerine attığında kendisini, dolar da yükselişini aynı anda devam ettirirse, ki çok muhtemel, yani tekrar 6.60 aralığına, 6.50-6.60 aralığına gider ise, o zaman da 350 liranın üzerinde, 350-360 aralığında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Peki geri çekilme olmaz mı altında? Bakıyorum şu anda 1622 seviyesinde. Direnç noktasına hala uzak bir noktada. Desteği de altta, aşağıda bırakmış durumda. Yani 1600 desteğinin üzerinde. Muhtemelen kendisine bir süre burada bir taban yapmaya çalışacak. Evet, yani 1620, 1610, 1615 aralığında bir süre gidip gelebilir. Daha sonrasında ise burayı iyiden iyiye sağlamlaştırdıktan sonra, iyi bir destek noktası yaptıktan sonra hızlı bir şekilde 1660'ı zorlayacaktır ve 1660'ı kırması ile birlikte 1700'ün üzerinde bir altın ons değeri göreceğiz. Yani 350 liranın üzerinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi dolara bakalım. Dolarda da durumu söyleyeyim size. Dolarda şu anda 6.44, 6.40-6.35 seviyelerine kadar gevşeyebilir ama daha sonrasında dolarda da yine yukarıya doğru sert hareketler görmeye başlayacağız ve 6.80'e giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi dolar yatırımcısına ve altın yatırımcısına fikirlerimizi paylaştık. Bunların hiçbir tabii yatırım tavsiyesi değil ama bana göre çok büyük ihtimalle gerçekleşecekler. Diğer taraftan dönelim borsaya. Bugün borsa %5.98 oranında yükseldi. Diğer borsalarla birlikte, hatta Amerikan borsasında hızlı yükseliş nedeniyle devre kesiciler yine devreye girdi. O nedenle bizim borsanın da böyle %6'ya yakın bir büyüme kaydetmesi çok normal idi. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle borsa yatırımcılarına dikkatli olun diyorum bir kez daha. Bakın, bir kez daha söylüyorum bunu. Borsanın dip seviyeleri falan değil buralar. Çok daha dip noktalara gidilebilir. Biz işin tam orta noktasında bir yerlerdeyiz. Onun için buradan yukarıya da gidebilir, aşağıya da gidebilir. Peki dünya koşullarına bakalım. Dünyadaki durum ne? Dünyada, Amerika'da resesyon bekleniyor. Avrupa'da resesyon bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerde resesyon bekleniyor. Bu iyi ihtimal. Kötü ihtimal, bütün bu ülkelerde veya bölgelerde aslında bir ekonomik kriz ve bunun sonrasında bir ekonomik bunalım bekleniyor. Şimdi Çin toparlandı, her şey yoluna girdi falan havası estirilmeye çalışılıyor ama sonuç itibariyle Çin'de gözlemliyor. Hala fabrikalar devreye girmiş değil. Hala
hala fabrikalar çalışıyor pozisyonda değil. Yani bir arz oluşmadı. Diyelim ki arz oluştu. Yarın öbür gün Avrupa bu şekilde devam ederse, dünya bu şekilde devam ederse, yani insanlar evlerinden çıkmamaya devam ederlerse, Çin'in ürettiği malın da çok fazla bir önemi olmayacak. Bir dönüşüm döneminden geçiyoruz arkadaşlar. Yeni bir çağa giriyoruz belki. Belki de bilgisayar, internet çağına bu şekilde bir geçiş yapacağız. Biliyorsunuz bütün çağlar bu tür dönemlerde yaşanmış. Önemli olaylar önemli dönüşümleri de beraberinde getiriyor ve bu koronavirüs vakası da bana göre dünyada çok önemli dönüşümleri beraberinde getirecek. Evet, dünya dijital paraya doğru gidecek. Evet, dünyada ekonomik alışkanlıkların pek çoğu değişecek. Hatta sosyal alışkanlıkların pek çoğu değişecek ama bu sancılı bir geçiş olacak. Aynı bir doğum gibi. Dünyada bu ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini çok sancılı bir şekilde atlatacak arkadaşlar. Yani bir günde iki günde geçecek bir şey değil bu. Borsalarda zaman zaman toparlanmalar olacak. Zaman zaman yükseliş sinyalleri veriyormuş gibi yapacaklar. Ama sonuç itibariyle sert satış baskıları devam edecek. Dünya ekonomik bir krize girip o ekonomik krizden yeni bir dünyaya doğru doğmak zorunda kalacak. Çünkü dönüşüm bunu gerektiriyor. Eğer ki biz internet çağına geçeceksek, uzaktan alışverişe alışacaksak, uzaktan çalışmaya alışacaksak, yani hayatımızda bugüne kadar alıştığımız pek çok alışkanlıktan vazgeçeceksek bunun bir bedeli olacak. İşte o bedeli ödedikten sonra o doğum gerçekleşecek. Belki ondan sonra da çok daha güzel ve çok daha akılcı bir dünyaya uyanacağız. Apayrı bir konu. Ama bugün itibariyle o sancılı dönemi yaşayacağız. Onun için bu sancılı dönemde hem Türkiye'deki borsa hem dünyadaki borsalarda çok sert satışlar da gelecek arkadaşlar ister istemez. Bu sancılı dönemde en değerli iki enstrüman, ısrarla söylemeye devam ediyorum, altın ve dolar olacak uzun bir süre. Evet, altın ve dolar insanlara güvence veriyor çünkü. Ceplerindeki para, keş para, her an kullanabilecekleri bir para. Hem altın hem dolar. O nedenle de insanlar altın ve dolarda kalmaya, hatta altın ve doları talep etmeye de devam edecekler. Bankaların, özellikle merkez bankalarının sınırsız parasal genişlemelerinin karşılığı hep altına ve dolara daha çok yatırım yapılması olacak. Yani insanların daha da çok tasarruf yapması olacak arkadaşlar. Ve bununla birlikte de doğal olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybederken dolar değer kazanmaya devam edecek. Yani bizim gibi ülkelerde dolar hızlı bir şekilde yükselmeye devam edecek ve yine genel ezberimiz olan dolar yükseldiğinde altın düşer, altın yükseldiğinde dolar düşer mantığı zaman zaman işlese de kendi içerisinde, ama aslında eş günümlü yükselişleri devam edecek. Mesela bundan önceki altın ons fiyatına bakıyoruz, 1700 lira dayanmış, ama o sırada dolara bakıyorsunuz 6.03 seviyesinde. Bugün tekrar 1700 lira doğru giden bir altın fiyatı var. Dolara bakıyorsunuz en düşük seviyesi 6.44 seviyesi. 40 kuruş daha yukarıda. Yani eş güdümlü yükseliş devam ediyor aslında. Onun için şunu söylüyorum sizlere. Altın da yükselecek, dolar da yükselecek. Zaman zaman birbirlerine zıt hareketler yapsalar bile tepe noktalarda yapacaklar. Yani yarın öbür gün altın 2000'den 1800'e düştüğünde, tırnak içerisinde söylüyorum, yani 2000'e yükselmiş bir altın 1800 dolara düştüğünde, dolar da 900 liradan 10 liraya çıkacak. 10 liradan 900 liraya düşen bir dolar gördüğümüzde altın belki 1800 dolardan 2000 dolara yükselecek. Ama seviyeler yukarıda oluşacak artık. Onun için hem dolar yatırımcısı hem de altın yatırımcısı bu dönemde kazanmaya devam edecek. Borsa yatırımcısı ise çok ciddi riskler almaya devam edecek. Bu koşullar, bu şartlar dahilinde. Borsa yatırımcısı dikkatli olun. Altın yatırımcısı rahat olun. Zaman zaman küçük düşüşler olsa da yükseliş devam edecek. Ve dolar yatırımcısı, sizlere de sakin olun diyorum. 10-15 kuruşluk geri çekilmeler elbette olacak ama sonuç itibariyle dolar sağlam adımlarla 6.80'e yürümeye devam ediyor normal koşullar içerisinde. Anormal koşullar içerisinde, olağanüstü koşullar içerisinde çok daha sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız dolar kurunda. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Bildirimlerinizi açarsanız çok hızlı bir şekilde sizlere videomuzu ulaştırabiliyoruz. Ve bu arada katıl butonuna basarak bize üye olabilirsiniz, destek verebilirsiniz ve bu hafta içinde yapacağımız canlı yayınlara katılabilirsiniz.
alabilirsiniz. Diğer taraftan katıl üyesi olmayan tüm abonelerimiz için de bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Onun da bilgisini sizlerle paylaşacağım. Zaten canlı yayın yaptığımız zaman da çok hızlı bir şekilde bildirimler size geliyor. Onun için bildirimlerinizi açın diye sizlerden rica ediyorum. Evet, görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.